kendisine güzel bir karşılama yapalım Akhisar. Bayrakları görelim. Alkışları görelim. Elleri görelim. Yine yeniden Akhisar için geliyor. Besim Dumdolu geliyor. Pusulası Atatürk attı her adımda. Dün de bugün de Akhisar hep yanında. Benlerin Besim, sen de Dumdolu. Yeniden Besim, bir daha Dumdolu. Halkı için geliyor. Akhisar için geliyor. Halka hizmetin yolu sevgiden geçer. Bir yanı sana, derin Besim, sen de harika. Harikasınız. Evet, değerli Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, kıymetli hemşehrilerimiz, bu güzel, bu yağmurdan sonra olan mitingimize, hatta böyle hani olur mu olmaz mı acaba dediğimiz bu mitingimize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Besim Başkanımız da rahmetle geldi zaten Cumhuriyet Mahallesi'ne. Evet. Ben birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiğimiz, ben ilçe başkanı olarak yönetiyorum. Kadın kolları başkanımız burada, gençlik kollarımız başkanı burada. Onları davet edeceğim şimdi izninizle. Kadın kolları başkanımız Emine Güven. Buyurun Emine Başkanım. Hani bu kadınlar duyuyorsunuz köylerde İstanbul'a gidiyorlar, geziyorlar ya. İşte Emine Başkanım yapıyor listeleri. Onlar yapıyorlar rehberliklerini. Sağ olun, var olun. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Besim Başkanımızın sponsorluğunda ve durmadan mahallelerde geliyorlar, kapılarınızı çalıyorlar, evlerinize misafir oluyorlar. Sağ olun onları ağırladığınız için. Bir de Atatürk bu cumhuriyeti gençlere emanet etti. Bizim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok çalışkan, cıvıl cıvıl, durmayan, inanan bir gençliğimiz var. İşte o gençliğimizin de başkanı
Emre Ercan Başkanımız. Buyurun başkanım. İşte bu kadroyla biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetiyoruz. Gençlerimizi, kadınlarımızı, örgütü. Bir amacımız var. Daha iyi bir Akhisar, daha iyi bir Türkiye. Bu amaçla çalışıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yağmur da yavaş yavaş geliyor. Ben hemen kısacık keseceğim. Başkanımıza fırsat kalsın. O da konuşmasını yapsın. Sizleri öncelikle partim adına, ardından da yüreği vatan sevgisiyle, Atatürk sevgisiyle atan Türkiye İttifakı adına saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların kabul olmasını diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Güzel de bir bayram diliyoruz inşallah. Seçimde bize bir bayram olacak. Evet. Yine sizlere Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamlarını getirdik. Yine sizlere Manisa Milletvekilimiz Bu Toprağın Oğlu Vehbi Bakırlıoğlu'nun selamlarını getirdik. Vehbi Vekilimiz bugün başka bir ilçede, Sarıgöl'de bir çalışmada. O nedenle aranızda olamadı. Onun selamlarını getirdik. Evet, artık seçime 5 gün kaldı. Yani bizim bugünle dahil 5 akşam buluşmamız olacak. Ve bugün pazartesi, dün pazardı. Bugün artık seçim sonuçlarını almış olduğumuz, kazanılan, kimin kazandığı, kimin nerelerde olduğunun belli olduğu bir gün olacak. Biz inanıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Çalışkan Besim Başkanımız belediyeyi, Akhisar Belediyesi'ni tekrar 5 yılına kazanacak. Sizlerin desteğiyle, sizlerin takdiriyle. Neden mi bunu diyorum? Şundan diyorum. 4 aydır Besim Başkanımızla Akhisar'ı köy köy, mahalle mahalle, esnaf esnaf gezdik. İnsanlar şunu dediler hep. Genç başkanla devam. Güler yüzlü başkanla devam. Sen çalışmana ne gerek var? Otur evinde dediler. Ama olmaz, oturmak yok. Yani biz bir iddiamız var. Neler yaptığımızı anlatacağız. Neler yapmak istediğimizi anlatacağız. O nedenle alanlardaydık, çalıştık. Burada ben gördüm ki Akhisar halkı Besim Dutlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanından çok memnun kalmış. Çünkü sosyal belediyeciliği görmüş. Çünkü insancıl, insan odaklı belediyeyi görmüş. Ve bunu çok takdir etmiş. Bağrına basmış, onun devam etmesini istediğini gördük. Ben şimdi soruyorum size. Genç başkanla devam mı Cumhuriyet Mahallesi? Güler yüzlü başkanla devam mı Akhisar? Sağ olun, var olun. Bir de bizim Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var. Adı Ferdi Zeyrek. Duymuşsunuzdur. Bugün de sabah 9.45'te televizyondaydı. İzlemişsinizdir. Çok çalışkan, ne yapacağını bilen, ne yapması gerektiğini bilen, halkını tanıyan, halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan bir başkan. Çok güzel de bir tuttuğu, yani farkındaki halkın suyun pahalılığının farkında. Su pahalı değil mi? Bazen elektrik faturalarımızı geçtiği oluyor. İşte 2 ton su, yani insan ihtiyacının olduğu 2 ton suyu 1 liraya vereceğiz dedi Ferdi Başkanımız. Ve dedi ki kartlı sayaçlar kaldırılmalı. Onun ötesinde tabii bir sürü Akhisar'la ilgili projeleri var. Onları biraz sonra zaten Besim Başkanımız sizlere yansıtacak. İşte biz bu Ferdi Başkanımız için de sizden oy istiyoruz. Sizlerin takdirleriyle, sizlerin oylarıyla eğer Ferdi Başkanımız da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olursa Manisa kazanacak, Akhisar kazanacak, Cumhuriyet Mahallesi kazanacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı bitirirken böyle bir günde, böyle bir gecede, böyle bir akşamda bu alanları doldurduğunuz için, inancınız için, misafirperverliğiniz için partim adına ve tüm Türkiye İttifakı adına, Akhisar İttifakı adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar.
çalışmalarından dolayı ilçe başkanımız Ali Hacet'e çok teşekkür ediyoruz. Genç ve çalışkan kadromuzla Aksaray halkının hizmetindeyiz. İzninizle belediye meclis üyelerimizi takdim ediyorum. Kontenjan meclis üyeleri Gülden Erhun, Mimar Şafak Akçalı, Esnaf Çiğdem Tekin, Emekli Öğretmen, Asil Meclis Üyeleri Lütfi Akta, Ziraat Mühendisi Sema Şenyaşa, Mimar Ekrem Kayserili, Esnaf Ozan Kıvrak, Yönetici Ahmet Tınazlı, İktisatçı Ruhan Tatlıdil, Öğretmen Bilal Özükırmızı, Mali Müşavir Emre Okkalı, Avukat Burak Merde, İnşaat Mühendisi Uğur Leylek, Sanayi Esnafı Hanife Ceyhan Özçelik, Genel Sekreter Hanifi Çağlı, Müteahhit Sevim Şirin Haşlaman, Finansçı İbrahim Mert Kınıklı, Endüstriyel Kalıp Teknikeri Hüseyin Kuk, Çiftçi Hüseyin Çelik, Eczane Teknisyeni Hüseyin Uslu, Otogalerici Kayhan Kuralay, Emekli Öğretmen Ece Güven, Ekonomist İlhan Poyraz, Mali Müşavir Aziz Balcı, Emekli Vergi Memuru Servet Akın, Emekli Zekeriya Açıkgöz, Önceki Dönem Berberler Odası Başkanı Barkın Düzgün, Esnaf Hülya Gezgin, Grafiker Gülsevim Çoban, Ekonometri Seda Nazlı Kaynar, Ev Hanımı Hakan Soylu, Esnaf Ve şimdi de bu takımın liderini davet edeceğim. O coşku hissedebilmemiz gerekiyor Aksar. Bayrakları görelim. 7'den 70'e Akhisar halkının gönüllerine taht duran Akhisar halkının çalışkan başkanı, Akhisar halkının güler yüzlü başkanı, Akhisar belediye başkan adayımız Besim Dutlulu ve çok kıymetli eşi Özge Dutlulu'yu kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kadromuz var. Çok teşekkür ederiz hepinize. Çok sağ olun. Efendim görüşmek üzere. Yok yok. Ekran gözükmüyor o zaman. Diyor ki bir akşam kalalım. Bu çok güzel kalabalık. Yok dedim. Ekran gözükmüyor. Projeleri de göstereceğiz. Efendim hepinize hayırlı akşamlar. Her zamanki gibi Cumhuriyet Mahallesi çok güzel. Cumhuriyet Mahallesi en güzel şeyleri hak ediyor. Hiç merak etmesin Cumhuriyet Mahallesi. Çok çalıştık ama daha çok çalışacağız. Siz merak etmeyin. Taşçılar Mahallesi'ne gelmiş. Merhaba Taşçılar Mahallesi. Merhaba. Ben özellikle bu akşam böyle güzel bir kalabalık için bizim örgütümüze, teşkilatımıza, Cumhuriyet Mahallesi'nin güzel insanlarına çok teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ olun, sağ olun, çok sağ olun, çok güzelsiniz. Şöyle şunu vereyim. Efendim, 5 senedir Akhisar'da belediye başkanıyım. Ki bu mahalle en sık geldiğimiz mahallelerden bir tanesi. Akhisar'da sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy, her tarafı dolaşıyoruz. Bu işi keyifle yapıyoruz. Bu işi içimizde bir heyecanla yapıyoruz. Çünkü sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız, sağ olun. Şimdi göreve geldik, göreve geldik. Efendi, Cumhuriyet, Hacı İshak, üzülerek söylüyorum. Yani en çok oy aldıkları yerler, AK Parti'nin en çok oy aldığı yerler ama enteresan biçimde sırtını dönmüşler buraları. Hizmet sıkıntısı vardı. Yollar çok büyük sıkıntılar içindeydi. Parklar yapılmamıştı, asfalt yapılmamıştı. Dedik ki bizim pozitif ayrımcılık yapmamız lazım.
bizim Cumhuriyet Mahallesi'ne, Efendi Mahallesi'ne ayrı bir özen göstermemiz lazım. Tamam, biz çok fazla oy alamıyoruz. Evet, ben biraz daha fazla oy aldım mahalle ortalamasına göre ama çok fazla oy alamıyoruz. Bu önemli değil. Bizim için kimin nereye oy verdiği önemli değil. Kimin daha çok hizmet alması gerektiği önemli değil. Bizim için önemli olan herkese eşit hizmet vermek ve daha çok hizmet yapmamız lazım. Geldik, göreve başladık. Pazar yerleri yaptık. Cumartesi pazarını yaptık. Bu mahalleye de hitap ediyor. Asfalt çalışmaları yaptık. Parklar yaptık. Çağlak Parkı'nı büyüttük. 2'ye 3'e katladık. Yeni parklar yaptık. Ve ciddi anlamda çalışmalar yaptık. Şimdi ben üzülerek dinliyorum. Eski belediye başkanı, şimdi il başkanı olmuş. Diyor ki, ya belediyecilik asfalt atmak değildir. Belediyecilik yol yapmak değildir. Belediyecilik park yapmak değildir. Ya kusura bakmasınlar, 15 sene belediyeyi yönetmişler. Daha belediyecilikte Akhisar halkı ne istiyor? Cumhuriyet halkı ne istiyor? Onu bile bilmiyorlar daha. Onu bile bilmiyorlar. Hiç kusura bakmayın. Biz asfalt atmaya devam edeceğiz. Biz yol yapmaya devam edeceğiz. Biz yeni parklar yapmaya devam edeceğiz. Biz Akhisar halkı, Cumhuriyet Mahallesi nasıl bir hizmet bekliyorsa o şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Onlar daha böyle konuşmaya devam etsinler. Onlar yol yapmayacağız desinler, biz yol yapacağız. Onlar park yapmayacağız desinler, biz park yapacağız. Hiç üzülmeyin, hiç üzülmeyin. Az kaldı, 5 gün kaldı. 5 gün sonra o yol yapmak iş değil, park yapmak iş değil diyenler sandıkta çok güzel derslerini alacak. Hiç merak etmeyin, 5 gün kaldı. Sağ olun, sağ olun, çok güzelsiniz. Efendim, dediğim gibi yollar yaptık, parklar yaptık. Yeter mi? Yetmez. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Az önce bir arkadaşımız dedi ki, bize dedi Çağlak Parkı çok uzak geliyor. Yeni park yapacak mısınız buraya? Şey parkı, gölet alanı çok uzak geliyor. İnşallah Allah kısmet edecek. Aynı gölet alanı gibi çok güzel parklar yapacağız. Buraya da yapacağız. Cumhuriyet Parkı projesi adını verdik. Onu da bu bölgeye yapacağız. İnsanlar daha Çağlak'a gitmekten kurtulacak. Gölet'e gitmekten kurtulacak. Çağlak Parkı'nı büyüteceğiz. Hiç merak etmeyin. Orada dağ alanımız var. Daha da büyük bir alan yapacağız. Akhisar'da gerçekten belediyecilik nasıl yapılır o arkadaşlara göstereceğiz. Şimdi evet, bu tip belediyecilik yaptık. Kültür merkezi yaptık. Kurumcu Kültür Merkezi. Gitmeyenler görsün, gerçekten çok güzel. Onun dışında kreşler yaptık, aş evleri yaptık, güneş enerji santralleri yaptık, sağlık ocakları yaptık ki kitabımızda da var. Cumhuriyet Mahallesi'ne bir tane sağlık ocağı lazım mı? Lazım. Onu da yapacağız. Hiç merak etmeyin. O da bizim projelerimiz alanında. Kreş lazım mı Cumhuriyet Mahallesi'ne? Lazım. Onu da yapacağız. Hiç merak etmeyin. O da bizim projelerimizin içinde. Yeni sağlık ocakları, yeni kreşler. Biz bütün projelerimizi Akhisar halkının ihtiyacı göre yapıyoruz. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bizim projelerimizin içinde böyle atıp tutulacak işler yok. Hep gerçekten Akhisar halkının ihtiyaca göre işler. Öyle uçuk projeler yok. Öyle hayali işler yok. Şimdi adamlar söylüyor. Ya diyor, biz diyor Şeyhisar'ın, Has Hoca'nın altında işte diyor, oraları diyor büyük katlı binalar yaptıracağız. Kardeşim, oraların altı tarihi eser. İnsanları yıllardır kandırıyorsunuz. Hala kandırmaya devam ediyorsunuz. Biz oraları olduğu gibi koruyacağız ve insanlar müteahhite vermekten daha çok para kazanacak. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sit alanı azalsın diye mahkeme sürecini başlatacağız. Sit alanında tek itirazdan biziz. 5 sene boyunca ortadan kayboldular. Dedim ki, kardeşim güç sizde, iktidar sizde. Bu sit alanının çıkması engel olalım. Hiçbir Akhisar halkını düşünmedi. Hiçbiri Cumhuriyet'i düşünmedi, Efendi'yi düşünmedi. Şeyhisar'ı, Has Hoca'yı düşünmedi. Hiçbiri bize destek olmadı. Tek başımıza kaldık. Ama siz merak etmeyin. Biz o sit alanı küçülsün diye her türlü çalışmayı yapacağız. Her türlü mücadele yapacağız. Onlar o sit alanını getirdi. Biz o sit alanını kaldırmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Efendim. Tamam, bunlar güzel şeyler. Ama bir de ülkenin gerçekleri var. Ülke hiç olmadığı kadar büyük bir ekonomik krizin içinde. İnsanların alım gücü çok düştü.
emekli maaşları insanlara 10.000 TL verip o maaşla geçinsin diye bekliyorlar. Gıda fiyatları uçtu. Enflasyon çok yüksek. Dünyada gıda fiyatları düşüyor, bizde yükseliyor. Peynir, et, her şeyin fiyatı uçmuş durumda. O zaman dedik ki sosyal belediyecilik yapmamız lazım. Onlar onu da bilmiyor. Sosyal belediyecilik diye birbirlerine bakıyorlar. Kardeşim, Akhisar halkının yanında ekonomik olarak durmamız lazım. Ne yaptık? Aşevi açtık. Aşevimizde bugün her gün 600 tane vatandaşımıza yemek çıkartıyoruz. Ama sadece normal zamanda değil, Ramazan'da da iftar çıkartıyoruz. Şu anda Ramazan'da her gün 5.000 tane vatandaşımızın evine yemek gidiyor. İnsanlar bizim noktalarımıza ücretsiz yemek alıyor. Ramazan iftar yemekleri düzenliyoruz. İnşallah bu hafta Cumhuriyet Mahallesi'ne bir tane düzenleyeceğiz. Hepinizi de bekleriz. Ve her gün 5.000 vatandaşımıza yemek dağıtıyoruz. Tek bir amacımız var. Akhisar'da hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Hiç kimse, hiçbir aile açlık çekmesin diye Akhisar Belediyesi elinden geleni yapıyor. Sizlerin destekleriyle yapıyor. Sizler için yapıyor. Bakkal kart çıkarttık. Gene bizden önce, eskiyi bilmeniz lazım. Nasıl belediyecilik yapmadılar? Nasıl odalarda kapalı kaldılar? Nasıl pastane önlerinde oturdular 15 sene bilmeniz lazım. Bizden önce arkadaşlar Ramazan ayında hediye çeki dağıtıyordu. İşte şoktan, binden falan. Biz geldik, dedik ki durumu iyi olmayan vatandaş sadece bir ay değil, 12 ay boyunca yardımın ihtiyacı var. O zaman bakkal kart çıkarttık. Hem bakkallara destek oluyoruz hem vatandaşımıza. Sadece bir ay değil, 12 ay boyunca 800 vatandaşımızın hesabına 500 TL para yatıyor ve o bakkal kart sayesinde karnı doyuyor. Gene Akhisar Belediyesi sayesinde, gene sizlerin sayesinde. Teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. İşte sosyal belediyecilik bu. Şimdi doğru yaptıkları işler yok muydu? Vardı. Ne vardı? Hastaları mesela onlar da taşıyordu. Manisa'daki, İzmir'deki hastaneleri, kemoterapi hastaneleri. Bu hasta, bu Akhisar'daki hastane kemoterapi ünitesi kapandı. İnsanlar mecburen Manisa'ya, İzmir'e götürüyordu. Sanki ülkeyi ilerleden onlar değilmiş gibi. 20 senedir iktidarda yok, onlar değilmiş gibi hep bunlar kulağın üstüne yatıyor. Sonra 20 sene sonra yine aynı hikayeleri bize anlatıyorlar. İşte hastane yapacağız diyorlar. E yapsaydın kardeşim, senin elinden tutan mı vardı? 20 senedir aklın neredeydi, aklın? Şimdi neyse, Manisa'ya, İzmir'e hastanelere götürüyorlar. Kaç kişiyi götürüyorlardı biliyor musunuz? 40 kişiyi götürüyorlardı. 40 kişiyi sadece. Biz geldik göreve. Bunun duyurusunu yaptık. İnsanlara anlattık. Sosyal medyada yayınladık. Bize kızlar. Bunlar diyor reklam yapıyor. O reklam sayesinde o gün 40 kişi gidiyordu. Şimdi 400 kişi gidiyor. Sen eşini dostunu götürmüşsün. Eşini dostunu. Kimseyi götürmüşsün. Eşini dostunu götürmüşsün. Farkında bile değilsin. Keşke çıksaydın odandan. Keşke Akhisar halkının içine girseydin. Keşke sokaklara gitseydin. Sana ne diyeceklerdi biliyor musun? Akhisar halkının yollara ihtiyacı var diyeceklerdi. Akhisar halkının parklara ihtiyacı var diyeceklerdi. Akhisar halkının Cumhuriyet Mahallesi'nin sağlık ocağına ihtiyacı var, kreşe ihtiyacı var diyeceklerdi. Ama sen odandan işte ahkam kesiyorsun. Şimdi de başkan yardımcısı, o zamanki başkan yardımcısı aday yapmışsın. Kardeşim, daha hanginiz aday belli değil. Hanginiz konuşuyor belli değil. Önce bir karar verin. Kim belediye başkanı olacak? O mu olacak? O mu olacak? Daha ona karar vermemişsiniz. Hava soğuk, çok uzatmayacağım ama bunları anlatmak lazım. Akhisar Belediyesi kreş açtı arkadaşlar. 3 tane kreş açtı. Çok şükür 200 tane çocuğumuz o kreşlerde eğitim görüyor. Ben size şunu söyleyeyim. Bir kreş sosyal hizmet midir? Evet, sosyal hizmet. Neden? Çünkü şu anda özel bir kreş 5.000-6.000'den başlıyor, 10.000 liraya gidiyor. Akhisar Belediyesi'nin kreşleri 1.500 lira. Akhisarlı kadınlara destek için, Akhisar halkına destek için açıldı o kreşler. Ve Cumhuriyet Mahallesi de açılacak. Onun da sözünü veriyorum, hiç merak etmeyin, o da açılacak. Arkadaşlar süt dağıtıyoruz, belediye süt dağıtın dediler. Ya çalışkan belediye başkanına dalga geçin, valla geçtiler. Süt dağıtmamıza laf ettiler, asfalt atmamıza laf ettiler, park açmamıza laf ettiler. Süt de dağıttık. İstanbul Büyükşehir süt dağıtıyor dedik. Ankara Büyükşehir süt dağıtıyor. İzmir Büyükşehir yıllardır süt dağıtıyor. Ve şu anda 6.000 tane çocuğumuzun evine
her ay süt dağıtılıyor. Ve o süt dağıtmaya da devam edeceğiz. Akhisar halkının, Akhisar'ın çocuklarının da yanında olmaya devam edeceğiz. 15 sene belediye yönettiler, engellilerle ilgili bir tane proje yapmadılar. Bir tane proje, engellilerle ilgili proje bizim kitapçığımızda. Engelli misafirlerini size açacağız. Çocukları, yakınları, yanlarında olan ama hiçbir yere emanet edemedikleri engellileri bizim misafirhanemizde, Efendi Mahallesi'nde olan, buraya çok yakın olan misafirhanemizde misafir edeceğiz. Böylece insanlar rahat rahat başka yerlere misafirlikle gidecek, düğüne gidecek, hastaneye gidecek, pazara gidecek. Akhisar'da kısaca 7'den 70'e kimin ihtiyacı varsa gıda paketinden inşaat malzemesi yardımına herkesin yanında olduk. Bununla da gurur duyuyoruz. Ve bu şekilde olmaya devam edeceğiz. Peki ne yapmadık biliyor musunuz bu 5 senemiz boyunca? 2 tane şey yapmadık. Bir tanesi israf yapmadık. Kamunun harcamalarına çok dikkat ettik. Kiralanan araçlara ödenen milyonlar yerine gittik daha düşük fiyata araç satın aldık. Bugün hesabını yolladı arkadaşlar. Daha önce bizden önce araç kiralayıp öğrenciler işte yarışmalara, çeşitli şehirlere gönderiliyordu. Biz o araçların yerine kendimiz araç satın aldık. Ne kadar tasarruf ettik biliyor musunuz? Sadece bir kalemden bahsediyoruz. 8 milyon TL sadece o araç kiralamadan tasarruf ettik. Akhisar halkının parasını çarçur etmedik. Hiçbir zaman da etmeyeceğiz. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Bana şey laf ediyorlar işte konserlere çok para yok. Kardeşim o konserlerin paralarının %90'ı 95'i sponsorlarla işte orada sattığımız standlarla çıkıyor. Akhisar halkının, Akhisar gençlerinin eğlenmeye de hakkı yok. Ona da mı kaçtınız? Bari ona müdahale etmeyin. Biz o konserlere devam edeceğiz. O konserler hiç bitmeyecek ve sizlerin cebinden de para da çıkmayacak. Bu şekilde yapacağız o konserleri. Gene sponsorlarla, gene stand satışlarıyla. Efendim, bir şey daha yapmadık. Bu da bizim için çok önemli. Partizanlık yapmadık. Ya kardeşim o mahalle bize oy veriyor. Bu sokak bize oy vermiyor. Buraya hizmet yapmayalım, oraya hizmet yapalım demedik. Hangi siyasi parti olursa olsun Akhisar'da hizmete ihtiyacı olan, Akhisar'da Akhisar Belediyesi'nden bir isteği olan herkesin isteğini yerine getirmeye çalıştık. AK Partili, MHP'li. İyi Parti zaten bizim kardeşimiz eski ilçe başkanı Halil Başkan burada. İyi akşamlar Halil Başkan, desteğe gelmiş. Sağ olun İyi Parti, size çok seviyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Burada bir Akhisar ittifakı var çünkü. Burada bir büyük bir ittifak var. Burada Akhisar sevgisi olan, Akhisar'ı onlara teslim etmeyecek olan, Akhisar hakkında başka hayalleri böyle kafalarında tilkiler dolaşan insanlara teslim olmayacak bir ittifak var. Burada zaten bugün onun için toplandık. Efendim Mayıs ayında geçtiğimiz sene seçimler oldu. O bir genel seçimdi. Herkes gönlündeki partiye oy verdi. Hepsine saygı duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı seviyorsunuzdur, ona oy vermişsinizdir, başın üstte yerler. Milliyetçi Hareket Partilisinizdir, ona oy vermişsinizdir. İyi Parti ittifak ortağımız zaten, kardeşimiz, oy vermişsinizdir. İleride gene verirsiniz, saygımız sonsuz. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin kurucu partisi, bununla da gurur duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermişsinizdir. Tabii ki bizim partilimiz her zaman gurur duyuyoruz. Ama bu bir yerel seçim. Burada hizmet yarışı. Az önce anlattım. 15 sene boyunca belediyeyi idare edemediler de idare ettiler diyeyim. 15 seneleri ver. Neler yaptılar, neler yapmadılar daha iyi bilirsiniz. Bakın onlar hakkında bir tane kötü kelime söylemedim. Ha şunu söyledim. İş yaptıkları işi beğenmiyorum. Zaten beğensek bu kadar farkla kazanmazdık. Akhisar halkı da kararını verdi o gün. 15 senelik belediye var. Bir de bizim 5 senelik belediyemiz var. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. İki belediyeyi karşılaştırın. Hangi belediye başkanı yardımcıları Akhisar'ı daha çok seviyorsa, Akhisar'a daha çok hizmet ettiyse, Akhisar'ın zor gününde yanında olduysa, Cumhuriyet Mahallesi'ne daha çok gelip daha çok hizmet ettiyse o belediye başkanına oy verin. Ben burada kendime güveniyorum. Akhisar'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde, Akhisar'ları da daha çok seviyorum. Daha çok çalışırım, daha çok mücadele ederim. Akhisar'ın daha güzel bir yer olması için elimden geleni yaparım. Sizlerin de desteğine talibim. Sizlerin desteğiyle Akhisar'da başaramayacağımız iş yok.
Sizlerin desteğiyle Akhisar'da yapamayacağımız hizmet yok. Ben size çok güveniyorum bu konuda. Şimdi ama iki tane seçim yapıyoruz. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz. Ben ilk günden beri söylüyorum. Bizim Cengiz Başkan'la da bir sıkıntımız yok. Kendince idare etmiştir belediyeyi. Onu zaten üstteki siyasetler anlatıyorlar. Şunu yaptı, bunu yaptı diye seyredersiniz. Ama biz Akhisar olarak Manisa Büyükşehir'den hakkımız olan hizmeti alamadık. Hakkımız olan yatırım yapamadık. Nasıl Akhisar'da ben daha çok çalışacağıma söz veriyorsam size ve 5 sene boyunca onların 15 senesinden daha çok çalıştıysam, Manisa'da da daha çok çalışacak, daha çok mücadele edecek, Akhisar'a, Cumhuriyet Mahallesi'ne daha çok hizmet getirecek bir adayımız var. Manisa Büyükşehir'de de Ferdi Zeyrek'e sizlerden destek istiyoruz. Ferdi Zeyrek'le beraber Akhisar'a daha güzel hizmetler yapalım. Akhisar'a daha iyi hizmet edelim. Akhisar'a hak ettiği hizmeti getirelim. Şimdi biz dolaşıyoruz ilçe başkanımıza 4 aydır. Çok çalışkan bir örgütümüz var. Çok teşekkür ederiz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yöneticilerimiz hepsi gerçekten mücadele ediyorlar. Çok örnek bir çalışma yapıyorlar. Şimdi seçimde öndeyiz ama gidip de öndeymiş gibi değil, sanki gerideymiş gibi mücadele ediyoruz. Çünkü bu seçimi farklı kazanmak istiyoruz. Bu seçimi rahat kazanmak istiyoruz. Akhisar halkına güzel bir gece geçirtmek istiyoruz. Gurur duyacağı bir gece geçirtmek istiyoruz. Bir kez daha tarihi yazmak istiyoruz. 4 aydır dolaşıyoruz. Efendim, bize gelen şikayetlerin %80'i Büyükşehir'le ilgili. Altyapıyla ilgili, ana arterlerle ilgili, işte su taşmalarıyla ilgili, yağmur suyu hattının olmamasıyla ilgili. Bizim Büyükşehir'den hizmet alacağımız var. Bizim Büyükşehir'den altyapı alacağımız var. Bunu da Ferdi Başkan'la yerine getiririz. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyla yerine getiririz. Sizden destek istiyoruz Ferdi Başkan'a. Şimdi ben sözü uzatmayacağım. Birazdan bitireceğiz inşallah. Çocuklarla fotoğraf da bir çekiliriz. Bir hatıramız olur. Efendim ben sizlere çok teşekkür ederim. Efendim biz bu yola çıktık. Bu yola çıkarken Akhisar'da biliyorsunuz öyle çok zenginlerin, zeytin ağlarının falan da değil. Akhisar halkının belediye başkanı olmaya çalıştım. Akhisar'ın esnafının, Akhisar'ın çiftçisinin, işçisinin, kadınların, gençlerin belediye başkanı olmaya çalıştım. Tüm hizmetleri ona göre yapmaya çalıştım. Çamurlu yolları asfalt atmamın sebebi, kendi görevimiz olmamasına rağmen işçi durakları yapmamızın sebebi hep bu. Çünkü ben bu yola çıkarken sizlere güvendim. 5 sene boyunca bize destek oldunuz. 5 sene boyunca depremde, pandemide hep omuz omuzaydık. Ben hepinize teşekkür ediyorum ve şunun da sözünü vereyim. 2. 5 senede her zaman yanınızda beni bulacaksınız. Sokakta, parkta, en kötü gününüzde, en güzel gününüzde gene yanınızda olacağım. Akhisar'ı hep beraber tam hayal ettiğiniz gibi çok güzel yöneteceğiz. Akhisar'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde çok güzel yöneteceğiz, çok güzel bir hale getireceğiz. Ve o kaybolan, maalesef heba ettikleri 15 yılın acısını çıkartıp hak ettiğiniz hizmetleri size getireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsın Cumhuriyet Mahallesi. İyi ki varsın. Hayırlı akşamların olsun. Sizleri çok seviyorum. 5 gün sonra Akhisar'da bahar geliyor. Hava güzelleşiyor. Her şey çok daha güzel oluyor. Sizlerin desteğiyle Akhisar'a, Cumhuriyet Mahallesi'ne hizmet yağıyor. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sağ olun arkadaşlar. Konuşmalarından dolayı belediye başkan adayımız Besim Dutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de yeni üyelerimize rozet takımı olacak. Kendilerini sahneye takdim edeceğim. İsmail Yamak, Eda Yamak, Hasan Ali Pehlivan, Müjgan Pehlivan, Talha Can, Semih Kartaş. Baba Ocağı'na hoş geldiniz. Bir alkış alabilir miyiz kendileri için?
misafirlerimizle sahne önünü biraz açarsak sizlere zahmet.